Twitter'daki Ali Babacan ve ODTÜ öğrencileri adıyla açılan sohbet odasında konuşan Ali Babacan, komünist gençlerin el ilanlarını ve afişlerini gördüğünü kaydederek, ''Arkadaşlar konuşmak istiyorlarsa konuşmaya her zaman hazırız. Ama onlar konuşmaya ve dinlemeye hazır olurlarsa her zaman hazırız.'' dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ODTÜ'de gerçekleştirilecek öğrenci buluşmaları etkinliğinin Babacan gençliğe umut olamaz sloganıyla protesto edilmesine ve iptal edilmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Twitter hesabından açıklama yapan Babacan, ifade özgürlüğünün tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değer olduğunu vurgulayarak, ''Ben, tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım. Hedefimiz tam demokrasiyi kurmaktır.'' ifadelerini kullanmıştı. Twitter'da dün akşam medyaskoptan Ali Deniz Çakır tarafından açılan, Ali Babacan ve Ottü Öğrencileri adlı sohbet odasına katılan Babacan, olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ''Ottü benim okulum.'' severek okudum. Her köşesinde anılarım var. Ot tülü olmaktan da gurur duyuyorum diyen Babacan, komünist gençlerle de karşılıklı konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Türkiye Komünist Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu gibi grupların el ilanları ve duvar astığı afişlere rastladığını söyleyen Babacan şu cümleleri kurdu. Arkadaşlar konuşmak istiyorlarsa konuşmaya her zaman hazırız. Genel merkezimiz olur, başka bir ortam olur. Ama onlar konuşmaya ve dinlemeye hazır olurlarsa her zaman hazırız. O konuda çok rahat olmaları gerektiğini söyleyeyim, açık çek vereyim. Konuşmaktan korkmamamız lazım." ifadesini kullandı. ODTÜ'deki fotoğraf programından sonra genel merkezimizde sohbetimiz olacaktı diyen babacan, vakitlerinin çok kısıtlı olduğunu belirterek şunları söyledi. "ODTÜ'de konuşuruz da hem vakit alır hem de gerginlik veya tatsız bir şey olur mu olmaz mı diye tam emin olamadık. Vaktimiz olsa önemli değildi. Gerginlikle de başlar, sonra sükunetle bitirirdik." konuşmamızı dedi. Bizim kendimize anlatacağımız çok imkan var. Gençlerle eşit durumda değiliz diyerek gençlerin kendilerini ifade etme ortamını her zaman bulamadığını belirtti. Kampüslerde kendini ifade etmek ihtiyaç. Çok eşit durumda değiliz. Onun için oradaki gençlerin tamamen fikir özgürlüğünü kullandığını düşünüyorum diyen babacan şiddete kaçmayacak şekilde yapılan protestolar ve yürüyüşler anayasamızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde İnsan hakları evrensel beyannamesine çok açık hürriyet alanları. Hatta mevzuata göre izin alınmadan yapılması gerekiyor. Bu konularda çok rahat olmamız gerekiyor diye konuştu.